Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri. Yazan İmam Suyuti Hazretleri. 7. Bölüm. Hazreti Mehdi'nin Savaşları ve Fetihleri. 1. Kudüs'e gelmeden önceki hareketleri. Hazreti Mehdi'nin beraberinde Resulullah'ın bayrağının bulunacağı. Keza Hammad, Abdullah bin Şureyk'ten tahric etti. O şöyle dedi: Mehdi'nin beraberinde püskülleri olan Resulullah'ın bayrağı bulunacaktır. Hazreti Mehdi'nin bayrağında biat Allah içindir şeklinde yazı oldu. Keza bin Hammad, İbn-i Sirin'den tahric etti. O şöyle dedi: Mehdi'nin bayrağında biat Allah içindir yazılır. Bayrakların vasıfları ve Kudüs'e ulaşacağı. Keza bin Hammad, Ka'b bin Alkame'den tahric etti. O şöyle dedi: Yaşı küçük, sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar. Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlya, Kudüs'e kadar ulaşır. Mehdi'nin sünnet üzere çarpışacağı. Keza bin Hammad, Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'den tahric etti. Peygamberimiz buyurdu: Mehdi benim ıtretimden bir reculdür. Benim vahiy üzerine savaştığım gibi o da benim sünnetim üzere çarpışacaktır. Hazreti Mehdi eliyle sünnetlerin ihya edileceği. İbn-i Münavi, Melahim'de Hazreti Ali'den tahric etti. O dedi: Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetin kaybolması, bidatlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anil münker imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evladımdan Muhammed bin Abdullah Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya edecektir. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Bu durum bir müddet devam ettikten sonra o vefat eder. Hazreti Mehdi'nin Hazim kabilesi üstüne yürümesi. Keza bin Hammad, İbn-i Mesud'dan tahric etti. O şöyle dedi: Muhtelif beldelerden 7 alim birbirinden habersiz olarak gelip Mekke'de buluşur ve Hazreti Mehdi'ye biat ederler. Halbuki bunlardan her birinde 310 küsur kişinin biat etmiştir. Mekke'ye toplanan bu insanlar Mehdi'ye biat ederler. Allahu Teala insanların kalplerine onun muhabbetini yerleştirir. O başlarında Hazim kabilesinden bir adamın bulunduğu ve Süfyani'ye biat etmiş Mekkeli gruplara karşı yürür. Hazreti Mehdi yanındakileri arkasına alarak üzerinde bir entari ve cübbe olduğu halde çıkar ve Hazim'e gelir. Burada biatleri kabul eder. Ancak Kelb kabilesi onların biatlarına kızarak bir ordu hazırlar. Fakat Hazreti Mehdi onları yenerek yok eder. Ve Allah onun eliyle Rumları da hezimete uğratır. Allah onun eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner. Hazreti Mehdi'nin amcaoğlu Bir Hasen'i ile görüşmesi. Emirul Mü'minin Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh buyurdu: Biri batıda, biri cezirede, birisi de Şam'da olmak üzere 3 grup bayrak dikilir. Fitne bunların arasında bir yıl devam ettikten sonra Süfyani'nin çıkışı ve yaptığı zulüm ve fücuru anılır. Sonra Mehdi aleyhisselamın hurucu ve insanların rükünle makam arasında ona biatleri anılır. Ve Hazreti Mehdi hazırladığı askeriyle yavaşça ve sekinetle Kura Vadisi'ne kadar yürür. Burada kendisine 12 bin kişilik ordusuyla amcaoğlu Bir Hasan'ı Hazreti Hasan'ın soyundan yetişir ve ona şöyle der: Ey amcaoğlu, bu ordunun başına ben daha layığım.
Çünkü Hasan radıyallahu anh'ın oğlu benim ve Mehdi benim der. Gerçek Mehdi de hayır, gerçek olan benim der. Bunun üzerine Hasan ona, o halde sendeki alametler nedir? Varsa biat ederim cevabını verir. Bunun üzerine Mehdi aleyhisselam bir kuşa işaret eder, kuş eline düşer. Bir yere kuru bir dal diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Bunun üzerine Hasaniye ona der ki, ey amcaoğlu, bu emirlik senindir. Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten buyurdu ki, Mehdi bir kuşa işaret eder, kuş ellerine düşer. Bir yere kuru bir dal diker, dal yeşerir ve yapraklanır. Hazreti Mehdi'nin önünde Cebrail aleyhisselam, arkasındaysa Mikail aleyhisselamla birlikte Şam'a doğru yola çıkacağı. Huzeyfe bin Yamani'den Mehdi kıssası hakkında Resulullah'tan buyurur ki, onun çıkışı, ona biatlaşma, rükun ve makam arasında olur ve Mehdi, önünde Cebrail ve arkasında Mikail olduğu halde Şam'a doğru yola çıkar. Sema ve arz ehli, kuşlar ve vahşi hayvanlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. İmam Ebu Ömer ve Osman da Said el-Mukarri'nin Sünen isimli kitabında bu hadisi aynen rivayet etmiştir. Hazreti Mehdi ve arkadaşlarının her zalime karşı galip gelecekleri. Tabarani Esvat'ta Ümmü Seleme'den tahric etti. Resulullah buyurdu, doğunun hakimi batının melikine gider ve onu öldürür. Sonra batı meliki de doğuya gider ve onu öldürür. Ondan sonra batı meliki Medine'ye bir ordu gönderir ancak bu ordu yere batırılır. Sonra ikinci bir ordu gönderir. Bu arada Medine halkından bir kısım insanlar bir araya gelir. Haremden çıkan bir kimsenin etrafında dağınık olarak gelen kuşlar gibi toplanırlar. Öyle ki aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime ve Cabbaroğlu Cabbar'a galip gelir. Onun devrinde ölülerin dirilere imreneceği bir adalet görülür. O 7 yıl kalır. Hazreti İsa'nın 40 senelik döneminden sonraysa yerin altı üstünden daha hayırlı olur. Hazreti Mehdi'nin Süfyani ile savaşı. Hazreti Mehdi ile Süfyani ordusu karşılaştıklarında semadan gelecek bir ses. Keza bin Hammad Zühri'den tahric etti. O dedi ki, ordunun Beyda'da batmasından sonra yanında Bedir ehli sayısınca insanlarla Hazreti Mehdi çıkacaktır. O ve Süfyani ordusu karşı karşıya gelecektir. Mehdi'nin askerlerinin miğferi zırhtan olur. Ve o gün semadan bir ses, ey insanlar, Allah'ın yeryüzündeki dostları Mehdi'ye tabi olanlardır der. Süfyani ve ordusu hezimete uğrar ve kendilerinden savaşa girmeyen ancak küçük bir grup kalır. Bunlar kaçak Süfyani'ye haber götürürler. Mehdi Şam'a geldiğinde Süfyani de dahil pek çok insan biat etmek için ona gelir. Yeryüzü de adaletle dolar. Keza bin Hammad Zühri'den tahric etti ve buyurdu. Süfyani ve Mehdi savaş için karşı karşıya geldikleri günde semadan şöyle bir ses işitilir. Allah'ın evliyası falanın ashabıdır. Yani Mehdi aleyhisselamı kastediyor. Esma binti Ümeys dedi ki, o günün alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Süfyani'nin esir alınıp öldürülmesi. Keza bin Hammad, Velid bin Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi. Muhammed bin Ali'den şöyle duydum. Süfyani ve Kelb kabilesiyle Hazreti Mehdi Beytül Makdis Kudüs'te savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir. Mehdi'nin emriyle rahmet kapısında öldürülür. Hazreti Mehdi ile Süfyani arasındaki savaşa ait çeşitli rivayetler. Hazreti Ümmü Seleme'den gelen bir rivayet.
İbni Ebi Şeybe, Ahmet ve Ebu Davud, Ebu Yala ve Tabarani Ümmü Seleme'den tahric etti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir halifenin ölümünden ihtilaf olur. Mekke'ye gitmek üzere Medine ehlinden bir recul çıkar ve Mekke halkından bir kısım insanlar onu meydana çıkarır ve rükünle makam arasında ona biat ederler. Şam'dan ona karşı bir ordu gönderilir ancak bu ordu Beyda'da toprağa batırılır. İnsanlar bunu görünce Şam evdalları ve Irak ehlinin önde gelenleri ona gelip biat ederler. O zaman etrafında Kelp kabilesinden insanlar olan Kureyşli bir adam çıkar ve Mehdi onların üzerine bir ordu gönderir ve bu ordu onlara galip gelir. Mağlup olan Kelp ordusudur. Cennet Kelp ganimetlerinde hazır olanlara olsun. Mehdi malı paylaştırır. İnsanlar arasında peygamberin sünnetine göre amel eder ve İslam'ı hakim kılar. 7 sene kalır sonra vefat eder. Müminler onun üzerine namaz kılarlar. Süfyani ile yapılacak savaşlar hakkında Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh'tan gelen rivayet. Dani Hüzeyfe'den tahric etti. O dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Zerva'da bir savaş olur. Hüzeyfe ise ya Resulallah Zevra nedir buyurdu. Peygamberimiz ise Zevra doğuda nehirler arasında bulunan ve ümmetimin en şerlilerinin yaşadığı bir şehirdir. Zalimler hep orada otururlar. Onlara 4 çeşit bela musallat olur. Kılıçtan geçirilir, yere batırılır, tufana maruz kalır ve hayvan suretine değiştirilirler. Sonra Resulullah şöyle buyurdu. Habeş'te olanlar arabalarla savaşmak ister. Ancak onlar korkup Ürdün toprağına sığınırlar. Bu arada Süfyani 360 süvariyle Şam'a varır ve bir ay içinde 30 bin kişi onlara iltihak eder. Süfyani daha sonra ordusunu Irak'a gönderir ve Zevra'da 100 bin kişiyi öldürür. Nihayet Kufe'ye varır ve onları esir ederek bir ordu daha hazırlar ve onu Medine'ye gönderir. Ancak bu arada doğudan başlarında Şuayb bin Salih Temimi'nin bulunduğu bir ordu toplanır ve düşmanlarını yok ederek Kufeli esirleri kurtarır. Süfyani'nin Medine'ye gönderdiği ordu 3 günlük bir işgalden sonra Mekke'ye döner. Ancak Beyda'ya geldiğinde Allahu Teala ''Ya Cebrail onları cezalandır'' emriyle Cebrail aleyhisselamı gönderir ve Cebrail aleyhisselam bir ayağını yere vurarak bu orduyu toprağa gömer. Sadece Süfyani'ye haber getirecek 2 kişi sağ kalır. Bu 2 kişi Süfyani'ye gelip durumu anlattığında o herhangi bir korku duymaz. Bu sırada Kureyş soyundan bir grup insan Konstantiniyye'ye Roma'ya kaçar. Ancak Süfyani Rum büyüğüne haber göndererek bunları geri ister. Bu kişiler ona iade edilir. Süfyani de Şam kapısında onların boynunu vurdurur. Hüzeyfe devam ederek o gün o kadar çirkin olaylar olur ki Şam kapısında gezdirilen bir kadın mihrapta Süfyani'nin dizlerine oturtulur. Bunu gören Müslümanlardan birisi ''Yazıklar olsun size, imandan sonra küfre mi düştünüz, bu helal değildir.'' der. Ancak Süfyani tarafından boynu vurdurulur. Bu olayı yayan herkesin de boynu vurulur. İşte o zaman semadan şu ses duyulur. Ey insanlar! Allahu Teala size münafık ve zalimlere uymayı men etmiş ve Mekke'de bulunan yeryüzündeki insanların en hayırlısı ismi Ahmet, babasının adı Abdullah olan Mehdi'yi reisiniz kılmıştır. Ona uyun ve emrini dinleyin. Bu sırada İmran bin Hüseyin, Mehdi'nin nasıl bilineceğini sordu. Resulullah şu cevabı verdi. O benim evladımdandır. Tavrı beni İsrail ricali gibidir. Üstünde pamuktan kutvani 2 cübbe bulunur. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. 40 yaşındadır. Şam, Mısır ve Doğu'nun birçok yerinde evdallar ve ileri gelen insanlar ona gelir ve rükünle makam arasında ona biat ederler.
Sonra Hazreti Mehdi önünde Cebrail, arkasında Mikail ile Şam'a doğru yola çıkar ve onun hilafetine yer, gök ehli, yabani hayvanlar, koşular, hatta denizdeki balıklar bile sevinir. Zaman bereketli olur. Nehirler suyunu, yer verimini artırır. Hazineler çıkarılıp Şam'a getirilir. Süfyani dalları Hire ve Teberi'ye doğru uzanan bir ağacın altında öldürülür. Kelp kabilesi de yok edilir. Orada imkansızlık nedeniyle de olsa bulunmayan hüsrana uğramıştır. Onlar tevhid ehli olduğu halde onlarla savaşmak nasıl doğru olabilir şeklindeki sualini de Resulullah şöyle cevaplandırmıştır. Onlar mürtettirler. Zira şarabı helal sayarlar ve namazı da kılmazlar. Hazreti Mehdi'nin Kudüs'ten sonraki savaş ve fetihleri. Pek çok kimsenin biat için Kudüs'e gelmeleri. Keza Naim bin Hammad Hazreti Ali'den tahric etti. O dedi ki, Süfyani'nin Mehdi üzerine gönderdiği ordu Beyda'da batınca bu haberi duyan Şam ehli Mehdi'nin çıkacağını ve ona biat edilmesin gerektiğini söyleyerek kendi halifelerini ölümle tehdit ederler. Bunun üzerine halife, hazinelerini de yanına alarak Mehdi'ye biat için Beytül Makdis'e gelir. Arap ve Acem savaşçılar, Rum ehli ve onların dışındaki pek çok insan da biat için Mehdi'ye gelir. Hatta Hazreti Mehdi, Konstantiniyye ve diğer şehirlerde mescitler inşa eder. Hazreti Mehdi'den önce onun yakınlarından bir adam doğudan çıkar ve hedefi Kudüs olarak 18 ay savaşır. Ancak oraya varamadan ölür. Kuzeyden gelecek bir düşmanla savaş. Melhame-i Kübra ve Amik Ovası'nın savaşı. Naim bin Hammad, Kâb'dan tahric etti dedi ki, Mehdi Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. Onun fıkıh bilgisi 10 alimdekine bedeldir. O Tabut-u Sakine'yi de Antakya mağarasından çıkarır. Rumların Gadri ve Amik Ovası. Hatif, Müttefek ve Müfterekinde Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki, Resulullah buyurdu. Rumlar benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir vali Mehdi'ye kadrettikten sonra Amik denilen yerde sizinle savaşacaktır. Burada Müslümanların üçte bir kadarı öldürülür. Sonra bir gün yine o kadar insan öldürülür. Üçüncü gün seferde ise savaş Rumlar aleyhine döner. Müslümanlar böylece savaşa devam eder ve Konstantiniyye Roma'yı fetheder ve oradaki malları taksim ederler. Tam bu sıradaysa Deccal sizin evinize girmiş ve çocuklarınızı esir almıştır şeklinde bir ses duyacaklardır. Burada bahsi geçen savaş Amik Ovası'nda Rumlarla yani Hristiyanlarla yapılacak savaş olup diğer hadis kitaplarında Melhame-i Kübra diye bahsi geçen savaştır. Yedi Bayrak Ehli ile Savaş. Naim bin Hammad ve Hakim Sahih'te diyerek Hazreti Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'tan tahric etti. Buyurdu ki, öyle bir fitne olacak ki insan o fitneye altının cevherde bulunması gibi karışmış olacaktır. Siz zalimleri hariç Şam ehli hakkında fena söz söylemeyin. Zira onların arasında evdallar vardır. Allahu Teala onları darmadağın edecek olan şiddetli bir yağmuru semadan boşaltacak, öyle ki savaşsalar tilkiler bile onlara galip gelecektir. Bu sırada Allah Resulü'nün soyundan bir recolü az olursa 12, çok olursa 15 binden müteşekkil 3 bayrak üzere bir ordu arasında gönderir. Parolaları emit emit, öldür öldürdür. Ve bunlar 7 bayrak ehliyle savaşırlar. Bu 7 bayraktan her birinin sahibi mülkün kendisinin olacağına tamah ederek çarpışırken hezimete uğrayacaktır. Sonra Haşimi Hazreti Mehdi muzaffer olur ve Allahu Teala Müslümanlara onun ülfet ve muhabbetini yerleştirir. Bu hal Deccal çıkıncaya kadar devam eder. Hindistan'ın fethedileceği. Naim bin Hammad Fitan isimli kitabında Kabul Ahbar'dan tahric etti. O dedi ki,
Beytül Makdis'in meleki Mehdi Hindistan'a asker gönderir. Fetheder ve hazinelerini alır ve onun ziynetleriyle Beytül Makdis'i süser. Ona Hint melekleri bağlanarak getirilir. Kendisine Doğu Batı arası fetholunur. Konstantiniyye ve Deylem'in fethedileceği. İbn-i Mace ve Ebu Naim Ebu Hureyre'den tahric etti. O dedi, Peygamber Efendimiz buyurdu, eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır. Ehl-i Beytim'den birisini çıkarır ve dünyaya malik eder. O Konstantiniyye ve Deylem dağlarını fetheder. Deylem dağları Hazar denizinin güneybatısındadır. Rumiye, Roma'nın ve Kad'i beldesinin fethi. Hüzeyf bin Yamani, Meti kısası ve Rumiye'nin fethi hakkında Resulullah'tan rivayet etti. O şöyle buyurdu. Mehdi'nin askerleri dört tekbir getirdiği zaman Rumiye'nin duvarları yerle bir olacaktır. Burada 6.000 kişi öldürülür ve hazineleri de Beytül Makdis'e götürülmek için alınır. Ayrıca içinde Sakine ve Beni İsrail sofrası, gerçek Tevrat levhaları, Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın minberiyle Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt gibi beyaz renkli men, kudret helvasından iki ölçek bulunan tabut da Beytül Makdis'e getirilir. Sonra onlar Tahini ismindeki bir şehri de fetheder ve nihayet Kat'i beldesine gelirler. Kat'i, bu belde gemileri taşımayan bir deniz üzerindedir. Denildi ki, ya Resulallah, niçin o gemileri taşıyamaz? Buyurdu ki, o denizin derinliğini bulamamaktadır. İnsanlar ona ancak küçük gemilerle geçebilir. Hazreti Mehdi ve ordusu o denizin kenarından geçerler. Allah orada Adem oğulları için menfaatler yaratmıştır. Kat'i beldesinin 360 kapısı bulunur ve her kapıdan da 1000 savaşçı çıkar. Mehdi ve ordusu 4 tekbirle şehrin duvarlarını yerle bir eder. İçindeki hazineleri alır ve burada 7 yıl kaldıktan sonra Beytül Makdis'e geçerler. Deccal'in İsfahan Yahudileriyle birlikte çıktığı haberi bu sırada onlara ulaşır. Bu hadis Ebu Ömer Et-Dani Sünen'inde zikredilmiştir. Hazreti Mehdi'nin dünyanın her yerine teveccüh edeceği ve Zülkarneyn'in girdiği her şehre gireceği. Emirul Mü'minin Hazreti Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'ten Mehdi kıssası hakkında rivayet edildi. Dedi ki, o Mehdi dünyanın her yerine teveccüh eder ve her zalimi yok eder. Ehl-i İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytül Makdis'te toplar. İçinde bir çarşısının her bir çarşıda 1000 dükkanının bulunduğu bir şehre gelir. Orayı fethettikten sonra dünyayı kuşatan Yeşil Deniz üzerindeki Kat'i şehrine gelir. Bu denizin arkasında Allah'tan başkasının bilmediği şeyler vardır. Kat'i'nin uzunluğu 1000 mil, genişliği ise 500 mildir. Mehdi'nin askerleri 3 tekbirle şehrin duvarlarını yerle bir ettikten sonra 1 milyon insanı öldürerek burayı fetheder. Hazreti Mehdi daha sonra 1000 adet binekle buradan Beytül Makdis'e geri yönelir. Filistin'de Trablusan ve Akka, Sur, Gazze ve Askalan'ı da alarak buradaki hazineleri Kudüs-i Şerif'e getirir. Deccal çıkıncaya kadar burada ikamet eder. Daha sonra da Hazreti İsa aleyhisselam nüzul eder ve Deccal'i öldürür. Rumiye, Roma. Rum şehrinin anısıdır. Oranın hakimine Papa denilir. Papa Müslümanların hilafesine benzer. Yani dini liderdir. Bu Rumiye şehri gibi İçinde acayiplikler olan bir başka yere hiçbir Rum beldesinde rastlamak mümkün değildir. İbn-i Cerir'in tefsirinde Rumlar hakkında görüşleri. İbn-i Cerir tefsirinde Sudi'den tahric etti. Allah-u Teala'nın mescitlerin içinde insanları Allah'ın ismini zikretmekten men eden ve onları engellemeye çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? İşte bu mealdeki ayetinin tefsirinde dedi ki,
Burada zalim insanlardan Allah'ın kastı Rum ehlidir. Çünkü onlar Beytülmaktis'in tahribi için Büktun Nasır'a yardım etmiştir. Yine Allah'ın mescitlerine korkuyla girenler onlardır mealindeki ayetinde kastettiği de Rum ehlidir. Çünkü yeryüzündeki her Rum ya boynunun vurulacağı endişesiyle ya da cizye vermek korkusuyla Allah'ın mescidine girer ancak yine de cizyeyi verir. Yine Allahu Teala'nın onlar için dünyada zillet var mealindeki ayeti hakkında dedi ki, onların dünyadaki zilleti Mehdi'nin çıkıp Konstantiniyye, Roma'yı fethetmesi ve Rumları yenmesidir. Yahudilerden büyük bir cemaatin Müslüman oluşu. Naim, Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi ki, duyduğuma göre Mehdi'nin elinde zamanında Sakine bulunan tabut, Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytülmaktis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olur. Hazreti Mehdi'ye Mehdi denilmesinin sebebi Ebu Dani, Sünen'inde İbni Şevzeb'ten tahric etti. O dedi ki, ona Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur. Keza bin Hammad, Kâb'tan tahric etti. O dedi ki, o, kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denilmiştir. O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır. Hazreti Mehdi ve Ehl-i Beyti'nin Kudüs'te uzun müddet kalacağı. Naim bin Hammad, Ertah'tan tahric etti. Dedi, Hazreti Mehdi, Beytülmaktis'e iner ve millet, onun Ehl-i Beyti'nden gelenlerle uzun bir müddet yaşar. Ve sonra zalimler görünür ve Beni Abbas rahmette aranır.